Ali Kara Hasanoğlu. Kedi, aslan ve üç maymun. Tabii ki tercihimiz hep aslan olmaktan yana. Hep kükreyelim, hep ey diye söze başlayalım ama bazen aslan gibi kükrememiz sadece bizi değil, temsil ettiğimiz topluluğu da sorumluluk altına sokabilir. Hele hele etraf kedi yavruları ile doluysa, çakallara şirinlik yapan maymunlar sizi çevrilemişse. O zaman da tercihimiz yine de aslan gibi kükremektir ama şahsi beklentilerimizden veya korkulardan değil de temsil ettiğimiz toplumu riske atmama adına aslan gibi kükremeyi ertelememiz de tolere edilebilir bir tavırdır. Kedi olmak mı? Kedi yavrusu olmak mı? Çakallara şirinlik yapan maymunların tavrını sergilemek mi? Asla tercih edemeyiz, etmemeliyiz. Ne şahsi olaylarımızda ne de temsil konumunda olduğumuz makamlarda. Bu vesileyle sosyal medya sık sık görebileceğiniz türden yavrusuna saldıranlar söz konusu olduğunda anne kedinin hızla gelip köpekleri bile kaçırttığı görüntülerdeki aslan kedi rolünü de hatırlatarak söyleyelim. Aa kediye bak çıkışı yapanlar, üç maymunu oynuyorlarsa işte orada devasa bir sorun vardır. Konu Biden'ın Ermeni tecriyle ilgili Osmanlı döneminde çıkarılan kanun çerçevesinde atılan adımları soykırım olarak nitelendirmesine karşı Türkiye'deki siyasi iktidarın, AK Parti yönetiminin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD başkanına cevapları. Sırtında yumurta küfesi olmadığı halde 3 gün boyunca Biden'a tek kelime edemeyen Kemal Kılıçdaroğlu başlattı tartışmayı. Erdoğan konuştu. Bırakın aslanı, kedi gibi bir miyavlama sesi geldi dedi Kılıçdaroğlu. Doğru mu söyledi? Kısa bir karşılaştırma yapacak olursak Biden'a Tayyip Erdoğan ne demiş, Kılıçdaroğlu ne demiş, buyurun sıralayalım. Kılıçdaroğlu'nun sözleri şunlar. Birlikte yaşamak istiyoruz. Hiçbir gölgeyi kabul etmiyoruz. Bu ilkelerden yola çıkmak zorundayız. Tarihçilerin görevi olması gerektiğini açıkladım. Türkiye açısından çok büyük bir talihsizlik. 1915 olaylarının bizim ve Ermeniler arasında ciddi travmalara yol açtığı bir gerçektir. Siyasi malzeme konusu yapmamalarıdır. O gazeteler Sayın Biden'ın önüne konulsaydı belki böyle bir açıklama olmayacaktı. Biden'a kızmanın bir alemi yok. O kendi iç politikasının gereğini yapıyor. Evet, Erdoğan'a niye aslan gibi kükremedin diyen Kılıçdaroğlu'nun hiçbir resmi görevi yokken, istediği gibi, istediği lafı edebilme imkanı varken, Biden'a söylediklerinin tamamı bu. Buyurun bir de Erdoğan'ın Biden'a söylediklerine bakalım. İnsan içine çıkamayacak hale gelecektir. Eğer soykırım diyorsanız, şöyle kendinizi aynaya bakıp bir değerlendirmeniz lazım. Kızılderilileri zaten söylememe gerek yok. Türk milletine soykırım yaftasını yakıştıramazsınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu gerçekler ışığında attığı yanlış adım. Ahkam kesmesi. Onlar tersini söylüyor diye güneş doğmayacak değildir. Bizi yolumuzdan döndürebileceklerini sananlar yanıldıklarını anlamış olmalıdır. Soykırım yalanına sarılmış. Erdemimizi sanıyoruz bazıları yanlış anlıyor. Riyakar tavrın sonu. Mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır. Hiçbir tarihi ve hukuki temeli olmayan bu ifadeler, iki ülke ilişkileri üzerindeki yıkıcı etki. Faturayı da muhataplarımızın önüne koymamız gerekiyor. Her şehrimiz kendi kayıplarının peşine düşse bile yeter. Tüm mazlum toplumların coğrafyalarında göstermesi halinde ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını kim bilebilir? 30 yıl bu işgalden kurtarmadınız oradaki insanları ve ne yazık ki 1 milyon aşkın Azeri kardeşlerimiz oralardan hicret etmek durumunda kaldılar. Evet, Erdoğan'ın insan içine çıkamayacak hale gelme, aynaya bakıp bir değerlendirme cümlesini, Kızılderililer hatırlatmasını yeterli bulmayan CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, şimdi bir de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener eklendi. Akşener de Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kopyalayarak, bir baktık ki, kafası bozulana posta koymak dövünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir terbiyeli, şeker, pek bir minnoş Mısır Erdoğan gelmiş, küstah sözlerini sarf etmiş. Peki bir de Akşener'in Biden'a yönelik sözleri neler ona bakalım. Biden'ın sözde soykırım açıklaması milletimizi derinden yaraladı. Bu kadar mı diyeceksiniz? Maalesef bu kadar. Hepsi bu. Ve utanmadan bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na o saygısız sözleri sarf edebiliyor bu Akşener. Ama daha önemlisi, CHP ile İyi Parti'nin ittifakının HDP ile işbirliği gerçeği karşımızda duruyor. HDP'nin de tecir yasası hakkında açıkça Ermeni soykırımı olarak tanımalı ve yüzleşmeliyiz açıklaması var. HDP'nin bu küstahlığına Kılıçdaroğlu-Akşener ikilisinden tek kelimeyle
Bir itiraz geldi mi? Bakın, aslan gibi kükremelerini beklemiyorum. Kedi gibi miyavlamaları da benim için yeterdi. Onu da yapamadılar. O zaman kusura bakmasınlar. Kendilerinin gündeme getirdikleri kedi-aslan benzetmelerine ben bir üçüncü hayvan cinsini ekleyerek kıyaslama yapacağım. Erdoğan'ın dünya devletlerine aslanlar gibi kükrediğini benden ziyade Kılıçdaroğlu ve Akşener kabul ediyor. Sadece itirazları Biden'a da kükremeliydin diyorlar. Sonra dönüyorlar, Erdoğan'a kedi benzetmesi yapıyorlar ya. Peki Kılıçdaroğlu ve Akşener Biden karşısında Erdoğan'ın sırtında yumurta küfesi olarak yaptığı aynaya bakın kızılderili insan içine çıkamaz ifadelerine karşılık kendilerine söylemişler. Belki böyle bir açıklama yapmayacaktı veyahut da derinden yaraladı. Siz kedi bile değilsiniz ki Kemal Bey, Meral abla. Kedilerin dahi yavrularına köpekler ilişmeye kalktığında onları nasıl kovaladıklarını biliyoruz. Sizler ne aslan ne kedisiniz. Sizler olsa olsa yüzlerini kapatan sirklerdeki maymunlarsınız. Biden'ın sözlerine gözlerinizi kapatarak cevap verdiğiniz gibi HDP'nin açıklamasına hiç değinme cesareti bile gösteremiyorsunuz. Adeta üç maymun oynuyor, görmedim, duymadım, bilmiyorum diyorsunuz. Siz üç maymun oynamayı bir bırakın, göreceksiniz Erdoğan herkese nasıl aslan gibi kükürüyor.